Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve bugün sizlerle soğumayan ve bitmeyen kahvemle değil, ısınmayan ve anında biten Light Kolam'la birlikte Euro Truck Simulator oynayacağız. Evet, ilginç bir twist oldu açılışıma, biliyorum. Ancak şimdi sizlerle bir kargo almayacağım. Bugün Praga gidiyoruz. Neden? Çünkü neden? Güzel soru. Evet, neden Praga gidiyorum ben? Ben de merak ediyorum. Aslında merak etmiyorum. Gerekçe şu. Benim stüdyom Prag'da. Stüdyonum demişim. Hedefim Prag'da bu arada. Şurada geçiş yokmuş ha. O harita sembolü ne? Onu merak etmiştim de. Basitçe Prag'a gideceğiz. Orada kendime yeni bir yer almak istiyorum. Prag'da mı alacağım, başka bir yerde mi alacağım bilmiyorum, ancak Prag gayet mantıklı bir yer bence. Gayet güzel, sevdiğim bir yer. Ah, sevdiğim bir yer diyorum da bayağıdır da oraya gitmedim oyunda. Gerçek hayatta hiç gitmedim zaten. Ah. Hatta gerçek hayatta Balkanlarda... Aslında Balkanlarda bayağı bir yere gittim de boş verdim. Neyse öyle. Peki bu esnada başka neler yapıyorum? Bu video aslında önceki Euro Truck Simulator'ın bölümünden çok bir sonra değil. Hatta 2 saat sonra diyebiliriz. Evet, 2 saat sonra çekildi arada. Sadece stokluyorum. Arada video çekemezsem Euro Truck Simulator bölüm videolarımız olacak. O yüzden kanal ne şekilde ilerledi, ne şekilde geriledi, ne oldu, ne bitti. En ufak bir fikrim bile yok. Cumartesi öğleden sonradayız. Evet. Bundan ötürü yol işaretimizi verip makul bir sürücü olarak kimse olmadığı halde bilinçli bir sürücü olarak yoluma devam ettim. Ve hız limitini yanlış kilitledim. Evet. Bu arada bir ara kendime yeni bir ara da alacağım. O araçla belki bir ufak bir challenge düşünüyorum. Bu challenge'ı daha önce Atakan denemişti. Oluyor. Ama onun bir nebze üstünü deneyeceğim. Hiçbir şekilde UI olmadan, graphical user zımbırtıları olmadan direkt sadece aracımın içinde arada normal haritaya bakarak, şu mini map'e değil, normal haritaya bakarak yetişebilirim. Yetişemem. Evet, yetişemedim. Ve çok güzel de hasar aldım. Evet, bu tamamen sorumsuzluktu. Evet. Yetişebilirim dedim, yetişemedim. Yalnız bu kapılar bayağı güçlüymüş ve %26 hasar ilk defa gördüğüm bir şey. Muhtemelen bayağı bir fatura girecek bana. Evet. Neyse, Prag'a gidiyoruz. Orada ucuzdu diye hatırlıyorum. Aslında her yerde fiyat aynı ama boş verin. Çaktırmayın. Neyse, ne diyordum? Evet. Öyle bir challenge planlıyorum bir ara kendime. Bütün yolu tabelalarıdır, şudurudur, buduradır bakarak bulmam lazım. Bu yüzden de çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Arada öyle haritaya falan bakacağım. Şudur budur. Öyle keyifli, minik, sevimli bir video. Muhtemelen videonun sonunda kanser olacağım, o ayrı mevzu. Ah, bakalım belki haftaya yaparım. Ya yani bu hafta yayınlanmaz çünkü bu hafta dolu kullanılacak 2 tane video çekildi zaten. Ah, bakarız artık. Bunun yanı sıra masaüstümü de bu aralar geri kullanmaya başladım çünkü video prodüksiyona döndüm. Öncesinde çok fazla kullanmıyordum masaüstümü bu aralar. Şimdi masa üstünde daha fazla vakit geçirmeye başladım. Çünkü neden? Çünkü iş için çoğunlukla ben laptopumu kullanıyorum. Ah, derlemelidir, şudur budur bir dil kullanmayınca çok işlemci gücümde makul ölçülerde olduğu takdirde çok bir önemli olmuyor çünkü. Ki laptopum da çok güçlü bir laptop olmasa da güzel bir laptop. Severim kendisini. Ha, oyun oynayamazsınız, o ayrı mevzu. Oyun oynamaya kalkışırsanız çok güzel sonuçlar doğmuyor. Hatta ve hatta
Else Heartbreak'i oylamak istedim onda. Kastı. Bir ara onun serisini yapmak istiyorum aslında. Güzel bir oyuna benziyor. Hani video serisi yapacaksam o tarz şeylerin video serisi olacak bu arada. Sevebileceğim bir oyunun. Else Heartbreak de nedir bu arada? Bir adventure oyunu ancak çok fazla programıma göndermesi var. Evet, kanalın oyun kitlesi, oyun konseptinin de ilginç bir hale gelmesi çok ilginç oldu, değil mi? Evet, şimdi bir bakalım. Brah'tayız, tamam. Şimdi benim şurasıydı galiba. Oops. Ya tabii öncesinde bir tamirhane varmış, tamam. Önce bir tamirhaneye uğrayacağım. Ya da önce bir emin olayım burası benim yerim mi diye. Gel zaten önünden geçerken anlarım çünkü bayağı leş gibi bir yer. Evet, burası benim. Aslında burada devam edip sadece araba mı alsam? O da makul bir seçenek olabilir. Sadece araba alıp burada bir süre daha devam edebilirim. Yine arabayla da işte bir tane iş ve işçi bulma kurumundan güzel bir eleman isterim. Derim siz bana bir ilimen verin. Ben o elemanın üstüne binip basacağım kırbacı. Yok, yanlış film oldu bu. Çok yanlış bir film oldu. Neyse, siz dediklerimi aldırmayın benim. Evet. Gelelim bakalım tamirhaneye. Kendi salaklığım yüzünden hasar verdiğim motorumu tamir edeyim. Bakalım ne kadar girecek. Uhuhu, 13.000 euro. Yeni motor fiyatı. Hatta bir emin olalım bakalım yeni motor fiyatı mı? Evet, yeni motor fiyatı. Olmadan bir yok, dinlenmeyeyim. Gel bakalım. Sen neresi neydin? Evet, galeri. Bakalım. Önce bir şu anki aracımın özelliklerine bakacağım. $700. Tamamdır. Motor zaten değişecek, onu biliyorum. Sen araç yapılandırıl diyelim. Şimdi motorun şanzımanın biraz ağır yük odaklı bir araç istiyorum da, yoksa Renault bana uygun değil mi bu iş için? Kabiliyetimi de çok kaybetmeden. Nasıl dur? Çok fazla girecek.
Bakalım kararı verelim. Hayır, sen kesinlikle istemiyorum. Seni de istemiyorum. Bir tekrar yapılandıra gireceğim bunda. Aracın iç görüntüsü nasıl? Güzelmiş aslında. Bu ikisi arasındaki fark ne? Neyse, tekrar yapılandır diyelim. Steam envanterime niye bakıyor? Nasıl şu mantıklı gibi. Motor. Motor şimdiki iş görüyor. Şu anki iyi. Tamamdır. Onayla diyelim. Bakalım bu liste fiyatı. Takas istemiyorum. İkinci bir aracım olsun istiyorum çünkü. Ah. Maalesef garajınızda hiç boş yer yok. Yay! Yeni garaj almam lazım. Bunu bilmiyordum mesela. O zaman hadi bakalım boş garaj alalım. Hazır mısınız çocuklar? Aa, bakalım boş garaj nereden alabilirim? Aslında kendi garajıma bir gireyim. Orada upgrade edebiliyor muyum garajı? Ona bir bakalım. Ne dersiniz? Bu bölümü sıfır nakliye ile yapacağım bu arada. Sıfır nakliyeli bir Euro Truck Simulator bölümü göreceksiniz. Aa, herhalde en tuhaf Euro Truck Simulator bölümlerinden biri o videolarından biri olabilir düşününce. Ah. Kendime bir direksiyon mu alsam? Yok ya. Çok gereksiz bir ihtiyaç olacak. Sadece Euro Truck asla alırım ya. Daha öncelikli masraflarım var benim. Ama çok fantastik bir harcama olacak kesin. Belki yeni ofis bittiğinde olabilir. Evet, yeni ofis bittiğinde kendime bir direksiyon alabilirim bir ara. Ah. Neden bunları düşünüyorum? Zamandaki köftesin sen büyük düşün mentalitesini çok yanlış yorumluyor olabilirim sanki. Evet, bakalım burayı upgrade edebiliyor muyuz? Bu garajı. Bana çok edemiyormuşuz gibi geliyor ama. Bakalım gene. Çekici bakımı. Tekrar girdim bir. Evet, yeni garajı alacağım. Her türlü. O zaman komşu şehre gidiyoruz. Çünkü bu şehirde en son baktığımda bir garaj yoktu. En yakın garaj olan yer neresi? Sen değilsin kesinlikle. Sen de değilsin. Şurada var. Ama Çek Cumhuriyeti için bilmiyorum.
Neredesin sen? İki saat. Sen. Tamam, sen ol. Sen ol, seni alacağım. O zaman aracımız biraz daha geç alınacak. Ya da kredi alırım. Evet, baya baya bu tarz şeyleri düşündüğümüz bir oyun oynuyoruz bir kanalda artık. Çünkü neden? Çünkü artık hepimiz yetişkiniz. Evet. Arkadaşlar, büyüdüğünüzü fark edin. Eski izleyicilerim için geçerli oluyor. Yalnız düşününce kanalım 5 yıldır var. 5 yıldır... Eğer benim kanalın ilk dönemlerinden geldiyseniz 5 yıldır bu kanalı takip ediyorsunuz demektir bu. Ne güzel değil mi? Ben neden hala 5 yıldır video çekiyorum? Neden? Kendimi sorguluyorum bazen. Neyse, devam edelim yolumuza o zaman. Ah. Aslında konuşacak bir şey bulamadığımı düşününce videonun burasını kessem mi diyorum. Mantıklı olabilir. Neyse. Evet ve Dresden'e geldik. Evet, Deutschland über alles diyerekten hız sınırını direkt şehre girdiğimiz gibi aşıyoruz. Ah. Ben ne zaman bunları öğreneceğim? Bu arada tam burada güzel bir adet iş ve işçi bulma kurumumuz var. Bir adet. Hem de bunun yanında tahmin merkezi var. Sen nesin? Sen ne olduğunu göremiyorum. Neyse. Önemli olan şeyler var elimde. Ah, otogaleri sanırım o da. Evet, otogaleri, tamam. Pardon, bir ileriden döneceğiz. Yanlış sinyal verdik. Lütfen yanlış anlamayın bizi. Evet, 3 araç tutabiliyoruz burada. Satın almak istiyorum. Aldım da. Tamam, çok ilginç bir. Tamam, anladık, benim artık burası. Evet. Girelim. Eski garajımı satabiliyor muyum? Çok daha değişik bir ses çıktı. Şirket yönetimi. Garaj yöneticisi. Seni satabiliyor muyuz? Sen geliştir diye burayı geliştir diyebiliyormuşum. Sat. Aynı paraya satabiliyormuşuz zaten. Geliştir dersin. Evet, genişletebiliyormuşuz. Ben bu kadar yolu boşu boşuna gelmişim. Evet, birebir aynısı oldu. Kendi acemiliğim. Tamam, anladık. O zaman şirket yönetimi. Garaj yöneticisi. Prag'daki garajımıza gidelim. Hemen git. Evet. Tanklar dünyası. Tanklar demişim. Tırlar dünyası. Evet, Honey, I'm Home diye de bir achievement aldık bu arada. Onu da bir es geçmeyelim.
Balım evdeyim. Ya işte Türkçe'de Türkçe'ye çok uymuyor bu söyleniş ama olsun. Mesela ben bir dinlenip ardından kredi alıp kendime bir araç tutacağım. Ve bu yeni aracımla dün dün gidip kendime bir adet daha şoför satın alacağım. Daha sonra işe alacağım. Ve bu şoförümü arada göndereceğim bir yerlere. Tabii ki de gece saati olmasa çok daha güzel olurdu. Şimdi ben bir banka. Hayır. Günlük 2 yani günlük yaklaşık 3000 euro. Alalım bakalım. Evet. Şimdi otogaleriye geçmek istiyorum ben. Ama muhtemelen bu saatte kapalıdır, değil mi? Yey. Önümü göremiyorum. Tamamdır. Artık ışığı görebiliyorum. Selam ışık. Biraz yeşil yanmanı bekliyoruz şimdi senin. Evet, yanıyorsun artık. Hayır, sizden önce ben geçeceğim. Evet. Dünyanın en sinir bozucu. İnsanların bazen neden sinyal vermediğini artık anlamaya başlıyorum. Ama gene güzel bir hareket değil. Onu da söylemek lazım. Yay, kapalıyız. O zaman bakalım burada uyuyabilir. Dinlen diyebilecek miyiz? Evet, dinlen diyelim. Ekstra dinlenmiş bir adet şoförümüzle şimdi. Ben seni mi alayım, seni mi? Kaç yapılandır dersem. Araç yapılandır. Ama bunu... Makul. Nasıl dur? Araç yapılandır demeyelim. Şunu ben direkt. Gene bir bakacağım da.
Ben bu ikisi arasındaki farkı anlamak için çalışıyorum. Yani koltuklar değişikmiş. Yine gayet güzel araç. Evet, ama ben birkaç aracın daha iç dizaynına bakmak istiyorum. Mesela senin iç dizaynına bakmak istiyorum. Aynı. Senin iç dizaynına bakamıyorum. Senin iç dizaynına bakalım. Neyse, tamam. Senin iç dizaynına geri bakalım. Sen çok çirkinmişsin. İnanılmaz çirkinmişsin. Tamamdır. Seni tekrar bir aracı yapılandır diyelim. Tamamdır. Onayla. Satın al. Yine aracımızı sürelim bakalım. Evet. Yeni aracımız. Şimdi iş ve işçi bulma kurumu. Gel bakalım. Sen neredeydin? Tamam. Ben bir kendime yeni bir işçi alayım. Evet, hız sabitleyicinin bildirimi nerede? Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Ve yanlış bir dönüş yaptım. Neyse, buradan da geri giderim. Ha, tamam, buldum. Ve bunun kesinlikle sesleri daha iğrenç. Ama genel olarak görüş kabiliyeti daha geniş bir araç. Onu fark ettim. Evet, bir süre bunu kullanacağız. Diğer aracım ise çalışanları şimdi iş ve işçi bulma kurumundan bir çalışan bulup ona vereceğim. O kullanacak. Benim adıma para kazansın, değil mi? Tabii ki de maaşını ödeyeceğim, o ayrı mevzu. Lütfen, maaş ödememezlik olmaz. Bunu dedikten sonra iş ve işçi bulma kurumu. Gel bakalım. Ve tabii ki de saate 50 km şehir içi hız limiti bazen sinir bozucu olabiliyor. Çünkü otobanlara alışmışım ben artık. Bu arada ufak bir detay, benim gerçek hayatta ehliyetim yok. Hala almadım. Almayı düşünüyor muyum? Bilmem, belki bir ara. Ama hacım, niye araya giriyorum? Siz de gördünüz, adam arama girdi. Kendi aranmış. Neyse, iş ve işçi bulma kurumu.
Şimdi. Bakalım ne alabiliriz. Zamanda teslimatı iyi. Senin yükün iyi. Zamanda teslimat hassas yük. Of, ekonomik sürüşün iyi senin. Uzun yol. Bu makul. Bu makul. Makul. Şoförlük puanı. Aslında şoförlük puanları kötüymüş ya bunların. O zaman sen elimdeki en iyi seçeneksin. Ahmet Mehmet diyeceğim ben sana. Al Volvo. Şoför yönetimi. Ahmet Mehmet. Gel bakalım. İlk önce bir ekonomik sürüşe. Kaydı göster. Tamam. Tamamdır. Evet. Aldık. Şimdi piyasası. Bakalım. Nakliye piyasası. Kendi aracınızla çalışın. Tamam, bunu ben kendim yapabiliyormuşum. Evet. Sanırım ben bunu bir ara kurcalayacağım. Size de gösteririm. Ama buradan şimdilik bu kadar. İzniniz için teşekkürler. Köftesi köfteni iyi günler. İyi eğlenceler.